Evet, tekrar merhaba. Dünkü problemin ne olduğunu anladım. Xiaomi'nin kamera uygulamasında 8 dakika sınırı varmış eğer 4K 60 FPS e, videoyu kaydediyorsanız. Yani çok aptal bir problem, çok aptal bir e, limit e, kısıtlama çünkü telefon ısınmıyor, storage ile ilgili herhangi bir problemim yok. Ama ona rağmen e, böyle bir limit koymuşlar. Aslında yeni kamera uygulamaları deneyecektim ama onun yerine işte şimdilik süreye bakayım 8 dakika dolmadan e, videoyu durdurayım, yeniden başlatayım falan. Öyle bir e, yolla ilerleyeceğiz bugün de. Eğer bu videoyu izleyenlerden, dünkü videoyu izlememiş olanlar varsa şu an bu videoyu durdurun lütfen. Ve bir gün önceki videoyu izleyin. Yazılıma nasıl başladım bölüm 1 adında bu video. E, ben şu an o videonun devamını niteliğinde başka bir video çekiyorum. Çünkü o e, tam anlatacağım şeyler bitmeden e, duraklamıştı, bitmişti, kayıt kesilmişti. Ben de bunu iki kere yaşadığım için artık üçüncüyü yaşamamak adına ve dün çok geç olmuştu saat dün kayıt almayı bitirdim dün size liseye kadar olan kısmı anlattım hani aslında bir arka plan gibi benim ne kadar işte bilgisayar kullanmayı sevdiğimden ve ufak ufak böyle işte flash, action script, html falan filan uğraştığından bahsettim sonra liseye geldiğimde ise C ile tanıştığından bahsetmiştim hikaye burada biraz daha ilginçleşiyor ben C üzerinden programlamayı öğreniyordum ve bilgisayar olimpiyatlarına çalışıyordum Orada da işte for döngülerini veya işte algoritmik düşünceyi ölçen bayağı sorular var. Tabi orada çok büyük bir başarı elde edemedim ben ama yine de hani o çalışmam bana gerçekten algoritmanın temellerini, algoritmik düşünme becerilerini öğretti. Aynı zamanda C'deki o zor karmaşık for problemlerini çözmek iç içe böyle for loop'lar koyuyorlardı ya da recursive fonksiyonlar yapıyorlardı ve bunları tek tek işte kağıt üzerinde çalıştırıp kafanızda hesaplayıp çıktılarını anlamanız gerekiyordu falan buralarda ben başladım ve Turbo C üzerinde console line application'lar geliştiriyorum. bu application'larla işte ne bileyim bir input string'i alıyorum, onu işliyorum, output veriyorum veya işte dosyaya yazıyorum, dosyadan okuyorum veya çok basit şeyler yapıyorum. Çok ufak tefek hesap makinesi gibi programlar veya küçük oyunlar text bazlı yapmaya çalışıyorum. Bunlarla uğraşıyorum ama tabi bu yorucu bir şey. Yani özellikle Turbo C'nin ne olduğuna eğer bakarsanız internetten nasıl bir geliştirme ortamı olduğunu anlarsanız Çok ilkel. E, auto completion yok hiçbir şey yok. Ben tabi bunlarla e, uğraşırken falan bir yaz e, ben C keşfettim. Çünkü yazlar zaten benim hep e, aşırı sevdiğim şeylerdi. Çünkü yaz tatili geldiğinde ben bilgisayarla baş başa kalıyorum. Ve yepyeni şeyler öğrenebiliyorum, yepyeni şeyler deneyebiliyorum ya da oyun oynayabiliyorum sınırsız. Yani hepsi çok eğlenceli. Bazen bu tarz işte programlama yapmayla uğraşmak oyun oynamaktan tabii ki daha çok haz veriyordu bana. Onlarla uğraşıyordum. İşte yine böyle bir yaz sanırım lise 1'i bitirip lise 2'ye başlayacağım yaz o aradaki yaz tatilinde ben Visual Studio .net'i öğrendim, keşfettim daha doğrusu. Bu da şöyle oldu. Ben böyle programlama forumlarında gezip işte hangi diller var falan onlara bakarken hep bir şey kavgası vardı o zaman. İşte Java mı, C# mı gibi bir kavga vardı. Ee, ve şey yazmıştı birisi. Ya C bilen birisi için C sharp öğrenmesi daha kolay olur gibi bir şey yazmıştı. Ne kadar doğru bence çok da bir mantığı yok aslında. Java'ya da geçse C da geçse bence çok bir farklı değil ama. Herhalde pointer aritmetiğine izin veriyordu C sharp. Belki o yüzden olabilir. Öyle bir şey demişlerdi. Ben de C başladım. Tabi o Visual Studio'yu bir gördüm. Yani... Butonları sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Çift tıklayıp içine on click eventlerinde bir şeyler yazabiliyorsunuz. Listeler var, butonlar, image view'ler, web view'ler. Aman Allah'ım dedim ya hani programlama yapmak böyle bir şey miymiş? Çünkü ben hep console line application seviyesinde olduğum için daha hani gerçek bir şey yapamamış gibi hissediyordum kendimi ve her şey çok zordu. E sonra Visual Studio'nun o IntelliSense'iyle ile yani otomatik kod tamamlama özellikleri, syntax highlighting özellikleri, ne bileyim her şeyi yani o kadar akıllı bir ID vardı ki önümde ben böyle bir anda yepyeni bir dünya keşfetmiş gibi oldum. Hatta şeyi çok iyi hatırlıyorum. Böyle okuldaki arkadaşlara falan yaptığım uygulamaları o Windows Form Application'lar yapıyordum. Onları gösterdiğimi hatırlıyorum. İşte e, böyle animasyonlar yapmışım e, ya da böyle e, ne bileyim araba yarışı oyunu gibi şeyler yapmaya çalışmışım. Böyle Image View'lerle falan filan. Hatırlıyorum onları. Aslında ben lise boyunca C Sharp'la o kadar çok uğraştım ki... Yani çok çeşitli şeyler yaptım. Object Oriented Programming tarafı birazcık gelişti. Hem bunlarla uğraşırken yani hani class ne demek falan. Interface'leri pek sevmiyordum. Özellikle o I harfini gördüğümde baya tüylerim diken diken oluyordu. Ne olduğunu anlayamıyordum interface'in o zaman. Ama böyle ufak çaplı işte getir setter ne demek bunları anlamaya başlamıştım. İşte private fonksiyon, public fonksiyon bunları iyi kötü anlamaya başlamıştım. Ee, ve böyle artık görüntü işleme işlerini falan bile yapmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Mesela bir proje yapmıştım. Bu projede webcam'den aldığım görüntüdeki lazeri böyle çeşitli parlaklık filtrelerinden ve renk filtrelerinden geçirip e, lazer pointer'ı o webcam'deki anlamaya çalışıyordum. Ve böyle webcam'i e, aşağı doğru tutup bir kağıdın üzerine o kağıdın üzerine lazer pointer yansıtarak şeyi kontrol ediyordum. Mouse cursor'ını kontrol ediyordum bununla. Böyle bir akıllı tahta alternatifi bir şey yapmaya çalışıyordum o zamanlar. Hani akıllı tahtaya e, okullar para vermesin. Böyle bir webcam'le ve lazer pointer'la acaba yapılabilir mi böyle bir şey? Onu e, onu deneyimliyordum. veya başka bir gün başka bir proje yapıyordum. E, mesela böyle e, resimleri RGB değerlerini toplayıp her bir pikselin %50 %50 oranla bunları işte ağırlıklı ortalamalarını alıyordum ve yeni bir görsel oluşturuyordum ve şunu fark ediyordum ha %50 transparency ile aslında bu iki resmi ben birleştirmiş oldum falan gibi böyle şeylerle uğraşmaya başlamıştım hatta ya, lise 3 falan olabilir şey yaptığımı hatırlıyorum. İnternette bir projede KNN, işte Kate Nearest Neighbor algoritması vardır. Bu Machine Learning'de kullanılır. E, o algoritmayı falan anlayıp ne olduğunu e, görüntüdeki mesela ten rengini buldurmaya çalışıyordum ve hani insan yüzünü, insan ellerini anlamaya çalışıyordum ve e, işte webcamdeki eli mesela tanıyıp elin hareketine göre işte mouse oynatmaya çalışıyorum falan filan. Ya bu tarz şeyler benim çok hoşuma gidiyordu. Özellikle yeni böyle human device interface'leri yapmaya çalışıyordum. Yani acaba böyle elimle kontrol edebilir miyim bilgisayarı? Ne bileyim işte lazer pointer'la uzaktan kontrol edebilir miyim? İşte şöyle gesture'lar yaparak ne bileyim e, müziği ileri geri alabilir miyim falan filan gibi. Bu tarz bu tarz şeylerle uğraştığımı hatırlıyorum. Lise hayatım bunlarla dolu geçti. Dolayısıyla aslında benim yazılım öğrenmem öyle bir ay, iki ay, bir sene, iki sene değil yani. Benim o tüm sürecime yayılmış bir şekilde seneler boyunca ben lise boyunca sürekli yazılımda ilerledim. Her gün yeni bir şey öğreniyordum. Her yaptığım uygulamayla, her yaptığım işte bir projeyle yeni bir şeyler katıyordum kendime. Böyle bir süreçteyken şey yaptığımı falan hatırlıyorum mesela üniversiteye çalıştığım sene e, ee, annem babam e, çıktığı zaman evden ben hemen bir koşu bilgisayar açıp böyle program yazıyordum. Çünkü o zaman hani ders çalışmamı istiyorlar ve bilgisayar yasak yani bir şekilde e, ya da minimumda tutuyorlar. Ben de onlar evden çıktığı zaman şimdi bu videoyu izliyorlardır annem babam da <laughs> buradan el sallıyorum. Ben hemen geçip bilgisayarda bir kendime ders takip programı yazıyordum o zaman. O böyle uzun sürmüştü yani bir ay falan belki sürmüştü. Bu ders takip programına tüm ne kadar soru bankam, ne kadar işte konu anlatımlı kitabım varsa falan hepsini işlemiştim database'e, kaydetmiştim. Hangi birinde kaç tane soru var, hangi chapter'lar var falan. Bu ders takip programı hepsini takip ediyordu ve ben bir sorunu bir soru bankasından bir konuyu bitirince gidip bu ders takip programından işaretliyordum. Bir arayüzü vardı böyle kutu kutu tıklayabildiğiniz. Hem görsel anlamda çok güzel bir böyle kitabın o commit kareleri gibi bir şey gösteriyordu. Hani ee, ne kadar çalışmışım, ne kadar kalmış o. Karelerin hepsi dolduğu zaman çünkü tüm konuları bitirmiştim, tüm soruları çözmüş olacağım. Hem de kalan soru sayısını YGS'ye kalan, üniversite sınavına kalan günü sayısına bölüp günde ne kadar soru çözmem gerektiğini falan söylüyordu. Ya bu tarz şeylerle uğraşıyordum. Bir yandan da tabii ders çalışıyordum. Ya bu lise boyunca ben yazılımı o kadar kendimi kaptırdım ki... Yani son bir sene falan gerideki o konuları ancak toparlayabildim. Çünkü baya bir işte derslere de girmemiştim. Baya bir böyle şeylerim eksikti yani bilgilerim eksikti de çok fazla ders çalışmıyordum lisenin 1-2 hatta belki 3. sınıfın başlarında falan. Hani sonradan o coğrafyayı falan filan tarihi onları kapatmam gerekti. E, sayısalım zaten iyiydi ama o hani o diğer bilgilerim eksikti onları falan kapatmak için çok sıkı çalıştığımı hatırlıyorum sonra sene. Neyse ama hep bu yazılım olayı vardı. E, lise boyunca ben neydi? Sonra e, ben üniversiteyi kazandım ve Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğini kazandım. Dolayısıyla o ana kadar aslında ben alaylı bir geliştiriciydim. Sonra mektepli bir geliştirici oldum. Yani aslında bir nevi ikisini de biraz biraz e, yaşadım. Yani mektepliliği zaten yaşadım ama hani alaylılık da birazcık da olsa bende var aslında. Çünkü üniversiteye gitmeden aslında 5-6 sene öncesinde ben ufak ufak bu dünyaya girmeye, buradan böyle bir kazımaya çalışıyordum bir şeyleri, bir şeyler elde etmeye çalışıyordum. Üniversiteye geldiğimde tabii hazırlık var bir süre hazırlık okudum. O hazırlık okurken yine hekatonlar vesaireler etrafta etkinlikler var mı yazılım etkinlikleri onları takip ediyorum onlara katılmaya çalışıyorum. Bir yandan da aklımda hep şu var ya ben 18 yaşıma geldim artık ayrı bir şehirde ailemden uzakta yaşıyorum ben bir bireyim. ve benim para kazanmam lazım elimde de yazılım becerim var bunu paraya dönüştürebilir miyim diye çok düşünüyordum. Ve aklımda hep şu vardı acaba Windows Form Application'lar yaparak para kazanabilir miyim? Bunu satabilir miyim? Bir iki tane aklımda böyle proje vardı. İlk proje şuydu. O zamanlar ben e, klan savaşları gibi oyunlar oynuyordum. Böyle browser based oyunlar. Bu browser based oyunları otomatize edecek böyle botlar yazıp bunları böyle satabilir miyim? İşte şu kadar adam şu kadar kişiye satsam şu kadar para gelir falan diye düşünüyordum. Ve tabii ki Windows form application satmanın ne kadar zor bir şey olduğunu, maintain etmenin ne kadar zor bir şey olduğunu ve individual developer olarak desktop application'ları geliştirmenin ne kadar aslında çıkmaz bir yol olduğunu o zaman anladım. Ya çünkü e, böyle bir marketplace yok. Yani şu mobil uygulamalarda olduğu gibi bir şey yok. Hani yapıp koyup insanların sizi keşfedebileceği, bulabileceği bir yer yok. Öyle olunca biraz aklım mobil’e kayıyordu açıkçası. Yani acaba mobil bir şeyler yapabilir miyim? Zaten Android telefonum vardı o zamanlar ee, ve her şeyi tetikleyen şu oldu: Üniversitedeyken Said Tahsin Dane Android geliştirme üzerine bir kurs başlattı Boğaz içinde. O hatta Tesla laboratuvarındaydı. Oraya böyle gizli gizli bir arkadaşla anahtar vardı. Oradan girip orada böyle bir şey, amfi falan kullanıyordu <laughs> okul yönetiminden gizli. Ve hatta böyle benim viral olmuş yürümüş bir tweetim var. O tweette de bir tweet threadi. Orada da anlatıyorum ee, işte nasıl harcadığım bir 50 lira sonradan fark ettim ki 100 liraymış. Ee, hayatımın en iyi e, 50 lira yatırımı oldu falan gibisinden bir şey de anlatıyorum hatta. Selam ben Editleyen Safa. Videonun bu kısmında footage'de çok saçma bir şey oldu. Ee, sa telefon saçmaladı ve böyle görüntü yamuk. O yüzden e, geri kalan kısmını ayrı bir video olarak yarın yayınlayacağım çünkü daha yaklaşık bir 10 dakikalık falan daha footage var. Videoyu burada bitiriyorum. Hikayenin geri kalanı yarın gelecek inşallah. Kendinize iyi bakın, kusura bakmayın. Görüşmek üzere.